Sevgili dostlar hoş geldiniz. Ben Kudret. Basket bilimindesiniz. Bu videoda sizlerle beraber maça çıkmadan önce heyecanımızı nasıl yeneriz? Maça çıkmadan önce üzerimize gelen o gerginliği üzerimizden nasıl atarız? Ve maçta heyecanımızı nasıl kontrol edebiliriz gibi soruların cevaplarını aramaya çalışacağız dostlar. İntrodan sonra buradayız. Evet, sizinle bu konu hakkında bir anımı paylaşmak istiyorum. Gerçekten garip bir anı. Basketbola ilk başladığım yıllarda, yanlış hatırlamıyorsam lise 2 ya da lise 3 olması gerekiyor. İlk okul maçına çıkacaktım ve o kadar heyecanlıydım ki. Soyunma odasından çıktık, koridordan sahaya doğru yürümeye başladık ve sanki basketbol sahasına değil de Afrin'e, Afganistan'a göreve giden bir asker gibi hissediyordum kendimi. O kadar gergindim yani. Eminim onlar benden daha az gergindir oraya giderken. Evet, işte bir şekilde ısındık. Maça başladık. Hava atışı bendeydi tabii ki. Hava atışını alamadım heyecandan ve gerginlikten dolayı. Hücum bizde, savunma bizde. Gidiyoruz, geliyoruz. Birinci periyot bitti, ikinci periyot bitti. Takım arkadaşlarım sayı buluyor. Onlar bir şeyler yapıyor. Kudretten tık yok. Hiçbir şey yok. Ve ben o maç tamamen sıfır sayıyla oynadım. Sıfır sayı, sıfır asist, sıfır top çalma. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane falan da rebound aldım. Aslında kötü oynadığım için mi? Ya da oradakilerden daha yeteneksiz olduğum için mi? Aslında hayır. Bunun tek sebebi gerginlik ve heyecanıma yenik düşmekte. Tam olarak potansiyelimi gergin olduğum için, heyecanlı olduğum için ortaya koyamıyordum. O ilk maça girdiğinizdeki buzu kırmadan maçı devam ettiğinizde, sürekli git gel yaptığınızda yavaş yavaş fazla düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba taraftar ne düşünüyor? Acaba koç benim hakkımda ne düşünüyor? Acaba arkadaşlarım bana kızıyor mu? Ya da kızarlar mı? Böyle bir şey yapsam acaba ne tepki verirler gibi sürekli kafanızı bin bir tilki dolanıyor dostlar. Evet, bu küçük ve hüzünlü anının sonuna geldik dostlar. Aslında bu birinci maddeyle tamamen örtüşüyor. Birinci madde şu: topu ilk aldığınızda, oyuna girdiğinizde ilk aldığınızda direkt potayı düşünün. Turnike girin, şut atın. Girip girmemiz önemli değil. Sadece oyuna dahil olun. Bu esnada koç ne der, taraftar ne der, arkadaşlar ne der diye hiç düşünmeyin bile. Çünkü bu sizin oyuna dahil olmanız için, heyecanınızı yenebilmeniz için, bu atışlar kendinize güvenebilmeniz için çok gerekli. En azından bir kere bile olsa NBA ya da Euroleague maçlarını bir kere canlı izlemişsindir, değil mi? Buradaki oyuncular LeBron, Jordan, Kobe hepsi şut kaçırıyor. Şampiyonluk şutu kaçıranlar var içlerinde. Ama bu oyuncular bu şutları kaçırdıklarında oyundan düşmüyorlar. Hemen bahane bulmuyorlar. Bunun sebebi ne peki? Zihinlerini kontrol ediyorlar. Eğer zihnini kontrol edersen sahayı da kontrol edersin. Evet, ikinci tavsiye, sahaya erken git. Maç saat akşam 7'deyse sen oraya 6'da git. 5'te git. O sahaya bir gir. Işıklandırmalara alış. Ortama alış. Parkenin kokusunu al. Soyunma odasına gir bak. Bir şeyler yap orada ama orada zaman geçir. O ortama alış. Eğer işin varsa maçtan önce, tamam sen belki geç gelebilirsin diyeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Çünkü senin işin o an, o maç sırasında ne taraftarın umurunda, ne koçun umurunda, ne rakibin umurunda. Senin işin o an o sahaya çıkıp rakibi alt üst etmek. Bu kadar basit. Üçüncü tavsiye ise maç öncesi sevdiğin bir müzik aç. Bu rap olabilir, hip hop olabilir, rock olabilir ama enerjik bir müzik olsun. Yani damar açma, orada maçtan önce kendi jiletlemeye falan çalışma yani. Evet, dördüncü tavsiye ise maça çıkmadan 45 dakika önce, yarım saat önce ılık veya soğuk bir duş al. Biz aslında neyden çekiniyoruz ya da neyden heyecanlanıyoruz? Korkularımız yüzünden. Olsun ya da olmasın kendimize bazı korkular belirliyoruz ve bunlar yüzünden performansımızın altında oynuyoruz. Duşa gir ve bunları düşün. Turnike mi kaçırıyorsun? Şut mu kaçırıyorsun? Blok mu yiyorsun? En büyük korkun neyse bunu düşün ve o suyla üzerinden akıp gittiğini düşün. Emin ol çok rahatlayacaksın. Evet, bu maddelerin hepsini uyguladığında sen de farkı göreceksin. Maça girdiğinde maç sırasında heyecanın bir nebze daha alçalmış olacak ve o attığın şutlardan bir tanesi girdiğinde şöyle diyeceksin: aa evet ya, ben galiba şut atabiliyorum. Aa evet ya, ben galiba oynayabiliyorum. Bir bakmışsın 20 sayı atmışsın. Bunu devamlılık haline getirdiğin zaman tak 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 tak, bu kadar basit. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü çevremizdeki 5 kişinin ortalaması bizi belirliyor dostlar. Eğer çevremiz güçlü olursa ve bilgili olursa biz de güçlü oluruz. Kendinize iyi bakın. Çok ve akıllı çalışmaya devam edin.